Efendim, zamanın ruhuyla karşınızdayız. Hemen konuklarımı tanıtayım. Masanın diğer tarafında en başta Sayın Gülsüm Kav. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisi Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adlı sivil toplum örgütünün, kitle örgütünün genel sekreteri, yani genel temsilcisi. Şimdi niye bu kadar önemli bir kuruluş şu anda? Efendim, gün geçmiyor ki bir kadın veya çocuk cinayete kurban gitmesin. Ben Türkiye tarihinde bu kadar zamandır, herhalde 35 senedir gazetecilik yapıyorum, bu yoğunlukta bu kadar cinayetin, tacizin, tecavüzün arka arkaya sel gibi aktığı bir dönem hatırlamıyorum. Belki bu eskiden bu kadar çok bilgi akmıyor olabilir, belki ondandır diyoruz ama galiba öyle değil. Çünkü hakikaten son birkaç senedir bu olay adeta sosyal olarak, siyasal olarak incelenmeyi hak edecek düzeyde bir mesele oldu. Onun için bu meseleyi Gülsüm Hanım'a da soracağız. Şimdi bir başka kadın hakları aktivisti, bu sefer o kimliğinde Nevval Sevindi yanımda, çok uzun yıllardan beri bu konu üzerinde çalışan birisi. Bu arada yeri gelmişken şu kitabı da göstermek istiyorum efendim. Bakın, Kadın Hayatlarını Yazmak. Muazzam bir kadın kütüphanesi ve otobiyografi, yaşam anıları, son derece önemli bir şey. O da Nevval Sevindi ve bir avuç gönüllü kadının yıllardır büyük bir fedakarlıklarla hayatta tuttukları bir şey. Bunu da konuşuruz. Başka bir konuğumu da hemen tanıttırayım. Kendisini zaten tanıyorsunuz. Gerçekten de Türkiye'nin sayısal iktisat konusunda ve gerekse de makro ekonomi konusunda en önde gelen isimlerinden birisi Profesör Doktor Veysel Ulusoy. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi efendim, niçin ekonomi? Çünkü ciddi bir şey geliyor. Yani bir cisim yaklaşıyor derler ya, bayağı bir problem olarak Türkiye'de ekonomik durumda ciddi bir çalkantı yaklaşıyor. Bunda ne yapılmalı? Hem bunu biraz konuşacağız, hem de biraz önce konuştuğumuz işte bu kadın sorunu, çocuk sorunu vesaire falan gibi her türlü sosyal sorun, bunların altında ciddi ekonomik nedenler var. Bunları da konuşmamız lazım. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Efendim, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı bir konuşma yapacak. Belki birazdan başlar. Çünkü bugün 15 Temmuz ve 15 Temmuz'la ilgili özellikle İstanbul'da, başka yerlerde de ama İstanbul'da önemli bazı ne diyelim toplantılar, toplanmalar ve konuşmalar, törenler yapılıyor. Tayyip Erdoğan da burada önemli bir konuşma yapacağız. Ne diyecek? Onu burada biraz dinleyeceğiz başladığında ve üstünde de bazı değerlendirmelerimiz olacak. Çünkü 15 Temmuz söz konusu olduğunda elbette ki herkes gibi bizim de söyleyeceğimiz bazı şeyler olacaktır. Ama isterseniz biz gelin Türkiye'nin şu anda yaşadığı ve bence ciddi bir, hani ahlakçılık yapmayı falan sevmem ama lafı da kısa keseyim artık, gitgide çürüyen bir ahlak ve toplum dokusu ile karşılaştığımız korkusunu yaşamaya başladım. Acaba öyle mi? Çünkü gün geçmiyor ki hakikaten bir kadın veya çocuk öldürülmesin, tacize uğramasın ve başka bir sürü şey. Gülsüm Kal, yani kadın cinayetlerini durduracağız platformu. Ama kadın cinayetleri neredeyse aynı paralellikle çocuk cinayetleriyle beraber gidiyor galiba. Yani bu ikisinin arasında bir benzerlik var failleri açısından da. Onu yaratan toplumsal ortam açısından da. Evet. Ne oluyor? Yani biz yanlışlıkla mı böyle düşünüyoruz? Yoksa hakikaten şu son dönemde bu meselede gerçekten büyük bir artış mı var? Ne oluyor aslında? Önce şuradan başlamak istiyorum. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum programda yer verdiğiniz için. Bu kadar hepimizin yani dağlayan bir konuya. Çünkü biz yıllardır kadın mücadelesinde hani bu toplumsal acıyla ve mücadeleyle hani sağlığımızı kazanarak, direnç kazanarak uğraşıyoruz onu yok etmek için. Çocuk konusu çok daha başka etkiliyor. Hem toplumu hem yani hak arayan bizleri de. Çünkü çok daha savunmasız hepimizin bildiği gibi. Bir de neden? Çocuklar geleceğin sembolü. Hani
çocukların başına gelen her şey bütün toplumu o nedenle de infiale sürüklüyor. Bir tür hani vahim gidişatımızın sembolü gibi oluyor şu anda. Her gün her gün yani cansız çocuk bedenleri bulunması memleketin şu hani daha dün galiba yerlerinde. Ya dün ya bugün değil mi bir çocukcağız evet. Daha. Ve burada hiç yanlış düşünmüyoruz. Bunların birbirleriyle bağları var. Çünkü bu tür suçlar aslına bakarsanız kanunun yani devletin yani bir siyasi iradeniz korumayacağı düşünülen kişilere uygulanır. Yani bu kadar rahat uygulanmasının temelinde hani kanunen zaten korunmayacak olmasının düşünülmesi var bu suça eğilimli kişiler için. O yüzden yani burada hemen yani bir çıkarım zaten yani bu çok apaçıktır. Böyle olgular olduğunda demek ki yapılması gereken yapılmıyor diye düşünülür. Yani çünkü bu bir doğal afet değil, durdurulamaz bir durum değil. Şöyle yetkililerin açıklamaları oluyor, dünyada da var. Hiçbir yerde yani bu kadar siz de çok iyi belirttiniz, bu kadar özgün tarzda hani üst üste ve hem hani sayısal olarak ki sayı değiller onlar bir ömür kadınlar da çocuklar da hem de nitelik değiştirmiş. Niteliğinde hani hukukun vahşi karakter, canavarca istediği tarzda işlenen bu suçlar bu kadar sıçramalı artmamıştır. Böyle bir dünya ülkesi örneği yok. Hani, yani bunu şey gibi düşünebiliriz. Mesela Adnan Hoca gibi bir tür yok mesela dünyada. Hani Türkiye'de böyle bir tip var işte. Yine yani bu böyle tuhaf bir şey. Tuhaf bir görüntü. Yani, yani çok ama Hint'te bir grup var bildiğim benim. Ben de hani merak edip baktım da. Şunu demek istiyorum yani böyle semptomatik şeyler bunlar. Gidişatla, vahim gidişatla ilgili. Başlarken de bir bunu söyleyeyim. Bir de bizdeki ilk karşımıza çıkan problem bu konuda. Bir hani korunmayacağı düşünülüyor. Peki burada şu da var. Hangi dünya görüşünden olursak olalım. Yani çok otoriter rejimlerde bile hani çocuklarla ilgili bu mesele çözülmüştür. Böyle bir şey yaşanmaz. O yüzden bu mevcut hani hükümetin de derdi ve tabii ki çözmek istiyor olmalılar onlarda. İstiyorlardır. İstiyorlardır. Ama ne, yani buna başlama noktamız nedir? Bu sorunun hani önce ebatın yani neyle karşı karşıyayız anlamak. Bizde konu buradan başlıyor. Elimizde veri yok. Bakın kayıp çocuklarla ilgili kolluk polis emniyet başka bir şey söylüyor. Kayıp çocuk aileleri dernekleri var. Onlar başka bir şey söylüyor. Herkes başka bir şey söylüyor. Keza çocuk istismarı ki bu sadece cinsel istismar değil. Çok daha çok yönlü kapsamlı çocuk ihmal, sömürü ve istismarı deriz biz. Ekonomik, duygusal, fiziksel ve cinsel diye çok yönlü. Çocuk işçiliği de mesela çok ağır bir istismar biçimi. Bunlarla ilgili de hiçbir verimiz yok bizim. Şimdi biz kadınlar da şunu yapabildik. İsmimizde kadın cinayetlerini kavram olarak da almamızın nedeni bunun bir toplumsal sorun olduğunu ortaya çıkarmaktı. Çünkü örtülüyordu. Aşk cinayeti tırnak içerisinde deniyordu. Tutku deniyordu. İşte tırnak içinde töre deniyordu. Üçüncü sayfada adli bir konu gibi ele alınıyordu. Biz bunun politik bir sorun olduğunu, kadınların çok önemli toplumsal sorun olduğunu ve adının da kadın cinayeti olduğunu ortaya çıkarmak için de ismimizi aldık ve yine bir veri yoktu. Bilgi edinme kanununa dayanarak defalarca sorduk. Elimize hiç yani gerçek bir oran verilemedi. Bunun üzerine iş başa düştü dedik. Bu kayıtları kendimiz oluşturduk. Ve bu bugün neye yarıyor? Aslında seçim sayım sistemleri için de bence bu hani kuşkusuz daha çok kapsamlı ama seçim konusu. Mesela yetkililer azaldı aslında, görünürlüğü arttı diyorlar. Çünkü görünürlüğü de arttı. O da kendiliğinden olmadı. Çok ciddi bir mücadele emeğiyle görünür hale geldi. Ama mesela elimizde somut kanıta dayalı iletişim araçlarından ve bize başvuran ailelerden, kadınlar, yaralı kadınlardan elde ettiğimiz veriler oluyor. Ve işte somut kanıta dayalı olarak hayır arttı diye gösterebiliyoruz. Var değil mi sizde şimdi tabii böyle? Tabii ki biz her ay raporlar yayınlıyoruz, her yıl raporlar yayınlıyoruz. Kısaca biraz bilgi verseniz mesela nedir buradaki artış hızı falan yani tahmini olarak? Şöyle yıllara göre bizim bir çok artık... ne denir klasik oldu bu tablo. O nedenle bazı basın hani organların da saldırısına da uğruyor, manipüle edildi. 2010 yılından itibaren biz 2010'da kurulduk, izliyoruz. 2010'da yüksek başlıyor. Ama ya böyle telaffuz etmekle her seferinde beni çok mahcup ediyor ama mecbur hani iki yüzlü rakamlar, her biri bir ayrı hayattı. Yani hiçbir sağlık sorunu olmayan genellikle genç kuşaktan kadınlardı hani bu hayatını kaybedenler. Bu eğri de kuru bir eğri değil. Kadın hayatlarından oluşuyor. Onu hemen hani belirterek anlatmak isterim. Tabii.
Ama 2010'da yüksek başlıyor. 2011'de tak diye yarı oranında azalma var. Sonra bir yükselme, en son geçtiğimiz sene 2017 yılını ilk kez rekor bir sayı, rekor bile tırnak içerisinde kullanayım. Tabii. 409 kadın. 409. 9. Bu bizim dediğim gibi iletişim araçlarına yansımış ve bize ulaşabilmiş. Hani yine bir, gerçek rakamı yansıtmıyor olabilir. Ya da işte bugünün tam hani dünün çok sıcak konusuydu. Şule kardeşimizin durumu intihar diye kapanmış bir dosyaydı. Çok sayıda şüpheli ölüm. Yani şüpheli Şule ölümler var. Evet. Yani onlar mesela kadın cinayeti olarak yansımıyor. Şüpheli ölüm olarak kalıyor. Bir de faili meçhul oranı da bu ayrı bir kavram olarak. Kadın cinayeti olduğunu anlayabiliyoruz ama faili bulamadığımız oran yükseliyor giderek. Dolayısıyla 2011'de düşmüş ve sonra yükselmiş. Bunu mecliste bizi davet etmişlerdi. Eskiden mecliste boşanmaları önleme komisyonları yerine şiddeti çözmek için komisyonlar kurulduğu bir dönem de vardı. Orada da anlattığımızda bu 2011 düşüşü tabii ki yani hangi görüşten olursak olalım kadınlar öldürülsün, çocuklar zarar görsün denilemez de denilmiyor. Sevindim ne yapmışız şey. Peki diye baktığımızda o sene ilk defa siyasi irade göstermişiz. İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti önlemede çok isabetli. Benim gerçekten hayranlıkla hani karşıladığım diye inandığı zaman bir sözleşme. Çünkü çok somut madde madde yapılması gerekeni tarif ediyor. Bize görevleri de tarif ediyor, yol gösteriyor. Onu ilk imzalayan ülke olmakla övündük, ona imza attık ve ona ruhuna uygun bir şekilde 6284 sayılı yasayı yayınladık. Bu şu demekti, bir dakika kadınların yanındayım demesiydi. Devletin hep erkekleri kayırmak yerine kadınların yanındayım bu konuda demesi, böyle bir irade ortaya koymasıydı. Bundan hemen toplum değişti, iklim değişti, Akdeniz oldu ve hani o suça eğilim bu kadar ona göre, bir şey bile hemen, evet, etkili oldu, azaldı. Sonraki yıllarda bundan bir tür galiba pişmanlık duyulmuş olmalı ki bizde. Çünkü kadın hareketi kazanımımız şimdi de uygulaması önemli, uygulansın diyerek taleplerde bulunmaya başlayınca bir dakika denilip herhalde o anda uygulamamaya karar verdiler diye düşünüyorum ben izleyen yıllardaki seyri gözlükçe. Dolayısıyla uygulanmıyor ve uygulanması için biz mücadele ediyoruz ama geldiğimiz o da giderek yükselmesine neden oldu. Geldiğimiz noktada son yıllardaki daha vahim artış ise olağanüstü halle birlikte çok önemli bir şiddet dozu yaşadık biz. 15 Temmuz'un kendisinde de zaten o gece yaşadıklarımız, arkasından gelen süreçte de çeşitli hak ihlalleriyle giden bir durum olunca ifade özgürlüğünün olmadığı yerde cinsiyet özgürlüğü de yok. Dolayısıyla daha bu döneme has semptomatik şeyler ortaya çıkmaya başladı. Hem sayı arttı, hem yine nitelik değiştirip daha ağırlaştı. Hem de kadın cinayetleri içerisinde şüpheli ölüm oranları ve faili meçhul oranları tıpkı Meksika sınırı gibi. Yani failin bulunamamasını mesela maalesef ki biz trans kadın cinayetlerinde falan rastlardık. Biz mesela buluyor, yakalatıyor, yargılatıyoruz ve cezasızlıkla mücadele ediyorken trans kadın arkadaşlarımıza hiç yakalanamadığı olurdu. Şimdi kadın cinayetlerinin de önemli bir oranında böyle bir durum. Yani tam bir hukuksuzluk. Meksika sınırı gibi bir duruma doğru gidiyor oluyoruz. Yeri gelmişken madem bu, öyle bu biraz hani somutu da o zaman dönelim. Siz bunu anlatın gene. Hı hı. Ama bu Şule Çet olayı evet. Herhalde sembol bir olay oldu. Evet, evet. Çünkü onu yani sıradan bir cinayetmiş gibi veya daha doğrusu intiharmış gibi anlatılırken evet, şimdi ortaya çıktı ki bu bir cinsel saldırı evet. Ve sonra da bir cinayet olma ihtimali çok kuvvetli. Evet. Ve fakat büyük miktarda bununla ilgili emareler, bilgiler var iken hiçbir şekilde bu bunun şeyleri, şüphelileri tutuklanmamış. Evet. Delilleri de karartabilirlerdi belki. Nedense bir de gazetecilerin delilleri karartmasından şüpheleniliyor. Ama şimdi bir toplumsal infial oldu ve evet. Bazı tutuklamalar oldu. O cinayeti takip ettiniz mi? Nedir evet. Bu? Biraz daha... Ediyoruz. Abiyle de ilişki içerisinde dün işte öldürüldüğü yere karanfil bırakma eylemi yaptık. Yani failin hı-hı. Yakalanması için önemli bir yani basınç oluşturuldu. Üç büyük ilde eylemdeydi bizim platformumuzda. Kadın meclisleri ile olarak. Ve böyle bir toplumsal tepkide aslında... Yani bir sonuç verdi ama biz artık geldiğimiz noktada bu hatırlarsanız Ayşegül Terzi'de de böyle olmuştu. Kıyafeti bahane evet. Edilerek saldırıya uğramıştı. Ve yani hukuk bir hani tırnak içinde oyuncağa dönüşmüştü. Kamuoyu tepki verince yapılması gereken yapılıyor, tepki vermezse hani cezasızlık devam ediyor gibi.
Burada da yani bu yolla tutuklatabilmiş olmamızın kendisi de hicap vericidir ama en azından tabii ki bu tepkilerle tutuklandık. Fakat olayı bu kadar hani sıcaklaştıran da otopsi raporunun yayınlanması oldu. Allah'tan bilim var yani hayatımızda. Adli tıp diye bir şey var, otopsi diye bir bilimsel işlem var ve gerçekleri ortaya koyabildi. Bu açıdan tabii ki yani daha önce yapılmamış olması hata ama bazen bazı davalarda da yine hani bilemediğimiz kendi kendine kapanan kim bilir ne kadar dava var buna insan üzülüyor düşündükçe ama bizim bir mesela şüpheli ölümü intihar değil cinayet olduğunu aydınlattığımız Esin Güneş davası vardır Siirt'te yine yıllar önce. Kayalıklardan kendini attığını iddia etmişti kocası. Orada da adli tıp bile değil, ODTÜ fizik bölümü bizim imdadımıza yetişip düşmenin fizik kurallarına göre dış etki olmadan olamayacağını kanıtlamıştı ve ancak öyle tutuklatabilmiştik. Şimdi burada bir sorun alanını bunu anlatmak için anlatıyorum. Bizim mesela şimdi ceza ile ilgili meselelere çok odaklanılıyor. Durmadan aslında modern hukukla bağdaşmayan cezalar öneriliyor ya bu sorunlar karşısında. Olması gereken işleyişte mesela delil toplanmıyor. Delilleri toplamak, bunun peşine düşmek bile hak kaybına uğrayan, bazen hayatını kaybetmiş olan ya da cinsel saldırıya uğramış ve çok önemli bir travma yaşayan tarafa düşüyor. Yani birinci problem, yani bizim hukukta bu konuda etkili bir şey yapılmak isteniyorsa kapının idamdan, hadımdan açılması yerine savcılar düzgün delil toplamalıdır diye. Yani bunu o yüzden ayrıntılı anlattım. Ancak bunu... Mesela önceki evrede Şule kardeşimizde de deliller hiç toplanmamış. Yapılması gereken hiç yapılmamış. Yani bunu böyle yapmıyor olsak, herkes bunu gereğini yerine getiriyor olsa o failin korunmasından bağımsız olarak durumlar değişebilir. O nedenle ben yine burada gayet iyi niyetli bir şekilde görevlerini tam teşekküllü yapmaya yargıdaki kişilere çağırıyorum. Çünkü çocuk cinsel istismarda ya da diğer istismarda da karşımıza çıkan ilk problem örtülmesi. Bu çok yetkili ağızlardan bir kereden bir şey olmaz diye oluyor. Öyle denilince alttaki bütün kamu kurumlarında hastanede bugün karşılaştık değil mi? İşte Bağcılar'da yine hamile çocuk çok sayıda 400'e yakın. İşte kurumlarda oluyor çocuğu korumakla yükümlü bütün bakanlıkların kamu kurumlarında bunlar oluyor. Burada böyle olunca toplumda da oluyor. Toplumda hani aman filan diyebiliyor. O nedenle hani bu örtülmesinin hem rakam yok, veri yok somut olarak hem de çeşitli bu andığım tutumlarla örtülüyor. Yani sorun örtülüyor. Bir kere biz örtüyü kaldırmalıyız. Kadınlar da biz yani elimizden geleni yapıyoruz. Bir düzeyde hani gerçekleri zaten kadın cinayeti gerçeklerini açıklıyoruz diye hani başlamıştık o raporlamaya. Çocuklarda yapılması gereken ilk şey bu, biz neyle karşı karşıyayız? Bunun hani gerçekliğini ortaya koymak. Sonra da yapılması gerekenlere yani sorarsanız çok sayıda önerimiz var elbette bizim. Neler yapılması oraya da gerekir? Gelelim. Neval Sevindi, şimdi sen hem antropolog olarak insan davranışlarını belki de en ilkelden en çağdaş olanına kadar incelemiş bir bilim alanında uzmansın. İkincisi de aynı zamanda Doğu Anadolu'da bu GAP projesi dolayısıyla zannediyorum kadınlar üzerinde de uzun çalışmaların oldu, evet, uzun yıllarda. Sahada sosyal bilimci olarak çalıştım. Evet. Şimdi o aynı olaya şimdi bakacak olursak galiba Türkiye'nin eskiden beri böyle bir ensest problemi var. Başka dünyada başka ülkelerde de var belki. En son işte bir kızcağız ortaya çıktı ki hem abisi tarafından hem dayısı tarafından tecavüze uğramış. Ve galiba bu böyle çok konuşulmak istenmeyen, en çok örtülen ama en önemli baskı yöntemlerinden biri kadın hakkında. Bir okulda da çocuklara eğitim amaçlı cinsel bilgi semineri verilmiş. Seminerde 8-10 yaşlarında kız çocuğu seminerde verilen bilgileri anlayınca kendisinin istismar edildiğini farkına varıyor. Ancak öyle anlıyor. Anne babaya gidip söylüyor. Bu amca. Ve anne baba yüzleşmeye çalışıyor amcayla. İki çocuğu falan var evli tabii ki. Onlar dehşete kapılmışken 12 yaşındaki büyük kızlarının hiç tepki vermediği dikkatlerini çekiyor.
Ve uzmanlar eşliğinde onunla da konuşulunca anlaşılıyor ki daha önce de 7-8 yaştan itibaren onu istismar et. Yani istismar da benim çok sevdiğim bir cümle sözcük değil de yani dost doğrudan tecavüz işte yani. Böyle aile eş yalnız kalıyor karı koca çünkü bütün aile amcanın lehine tanıklık ediyor. Öyle bir şey yapmaz o şahane bir insandır nasıl öyle şey olmaz. Yani red zaten çok yaygın hemen reddediyorlar. Ve anne baba da eskiden yani çoğunlukla reddeder. Burada kabul edip kızlarımızın yanındayız diye direniyorlar ve çok zorluk çekiyorlar ya daha çekecekler tabii. Uzun bir süreç bu çünkü. Fakat yardımcı olan uzmanlar işte çocuğu korumaya mahkemeye gittiğinde daha az karşılaşsın tecavüzcüsüyle diye yardım edenler falan. Mesela böyle ortaya çıktı. Yani bir eğitim sonucunda. Şimdi şunu söylemeli, çok önemli bir noktadan başladım. Ben 95-2002 arası GAP İdaresi'nde sosyal bilimci olarak, araştırmacı olarak bölgede köy köy çalıştım. Sadece kadın ve kızlarla çalıştık. Ve ÇATOM'lar çok amaçlı toplumsal merkez kısaltılmışı. Fakat onları biz kadın merkezlerine dönüştürdük. GAP İdaresi müthiş bir kadın devrimi yapmak için altyapı hazırlamış oldu. Biz de orada hem bir sivil toplum örgütü kurduk, namus cinayetleri. Çünkü o güne kadar örtülen cinayetlerdi. Ne oldu? İşte kız kireç kuyusuna düştü. Ne oldu? Traktör geri geri giderken ezdi. Ve 90'lı yıllarda aslında bundan daha az değil. Böyle durum. Fakat o zaman henüz namus cinayetleri devlet tarafından kabul edilmediği için bu ölümler işte fail meçhul ve kaza olarak geçiyor. Orada hakimler de alışmış, ne yapalım canım işte bunların kültürü böyle, tamam böyle olsun. Gerçekten de Arap, Orta Doğu o bölge kültüründe var. Çünkü Suriye'yi araştırmıştım. Suriye 2006'da bile günde 25 kadın, genç kız namus cinayetine kurban gidiyor. Kadın katliamı. Evet, resmen katliam. Batman'da şimdi unutuldu ama Batman 90'lı yıllarda bu konuda çok gündem olmuştu. Biz orada da çalıştık özel olarak. Batman'ı birçok kurum çalıştı. 2000'de 5 ayda 30 kadın intihar etti, 51 teşebbüs etti. Ve kadınları intihara erkeklerin zorladığını keşfettik. Bir de zaten yabancı bir erkek eve giremiyor. Kadın sokağa çıkmıyor, alışverişe gitmiyor. Hatta okuma yazma kurslarına giderken açtığımız, kadınları okuma yazmanın en az olduğu bölge olduğu için okuma yazma kurslarına ilk gittiğinde neresiydi şimdi unuttum, kadınlar toplu halde gidiyorlar bize ilk derse. Bütün kahvede, sokakta ne kadar erkek varsa böyle sokağa çıkıp bakıyor. 4-5 gün sonra normalleşme sağlığı dar geçitteydi. Sağlanabildi anca. Yani kadının sokakta olması çok anormal bir durumken eve kim gelecek? Yani eve gelenler belli. Hem ensest problemi var hem evde kadına karşı bir saldırı var. Şimdi bu yani kültürel olarak da çok önemli tabii. Feodal yapı, şeyi söyleyelim yani 15, 16, 17. yüzyıllarda İngiltere korkunçtu. Çocuk cinayetlerinde de 17. yüzyılda çocuk esirgeme kurumu diyelim. Bırakılan zaten yasa dışı çocuk çok fazla. Yani tecavüze uğrayan kadın çok olduğu için gayrimeşru çocuk çok fazlaydı. Sadece bir yılda 15 bin, 16 bin çocuk geliyordu. Ve bunlara bakmamak için aç bırakarak öldürüyorlardı. Bununla ilgili orada yapılmış sayısız doktora tezi, işte çeşitli çalışmalar falan vardır. Yani feminizmde zaten hadi bugün bir feminizm yaratalım, kadınlar bize gül çiçek olsun, bir eğlence de olsun falan diye olmadı biliyorsun. Ekonomik, korkunç, vahşi kapitalizm da bize anca geldi. 300 yıl, 400 yıl orada. Amerika'da kadın ve çocuk. Kadın tek başına bir varlık değildir. Çocuk ve onun biraz büyümüş hali gençle beraberdir. O yüzden her zaman çocuk ve genç sorununda kadın sorununun içinde yer alır. Birlikte problemi taşır. Bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi,
tabii feodal düzende veya feodal düzenin sarsılmaya başladığı ve dönemlerde falan bu o tür bölgelerde yaygın oluyor. Fakat şimdi işte 90'lardan sonra belli ölçüde düzelmiş, işte hatta 2010'da daha da düzelmiş. Devlet mesela şimdi 97'de niye uluslararası, uluslararası anlaşmalar, Pekin artı 5 çalışmaları falan diye uluslararası büyük bir gerçekten kadınlarla ilgili dönüşüm çalışmaları oldu 90'lı yıllarda. 97'de Türkiye namus cinayetlerini devlet olarak yazılı belgelerde kabul etmemişti. Öyle bir kavram yoktu. 97'de Viyana'da işte Pekin artı 5 ve Viyana anlaşmaları toplantıları sonucunda kabul etti. Bunun üzerine artık geçiştirilemez hale geldi ve böyle eylemler mahkemeye, hukuka yansıdığında biz de peşine düşüyorduk o zaman. Her türlü mesela bir kız Sevda Gök 15 yaşındaydı. Evden çarşıya merakından gitmiş. Yani gezmek istiyor. Evde kapalı diye. Çarşıya çıktığı için çarşıda abisi tarafından, babası tarafından mı boğazı kesilerek çarşı meydanında öldürülmüştü. Onu takipçisi olduk, gösteriler yaptık. Oraya Urfa'daydı. Urfa. Ben aileyle gittim, konuştum. Dedim ki niye yani öldürüyorsunuz? Çünkü orada 2-3 olay olmuştu. Onların aileleriydi. Çok yoksul aileler. Ve dediği şu, bizim namustan başka hiçbir şeyimiz yok. Ve bu bir namus meselesi. Yani namusa, kan birliğine, baba ve otoritesine, erkek otoritesine çeşitli anlamlar yüklendiği için bu anlamlar doğrudan kadının bütün hayatını bağlayan. Peki. Hatta bak bir şey, o dönemde bize bir kızın yazdığı şiir vardı. O zorla vermişlerdi beni, yaşlı birine dirir diye gömmüşlerdi yerin dibine. Başıma geçirdiler terli duvaklı bir taç, bu taç benim kelepçem oldu. Küçük yaşta bir yavrum oldu. Bize çeşitli böyle şeyler yazıyorlar. Kendi tarifi hayatının bir kelepçe haline getirilmesi. Evlilik bir kelepçe olarak, ama evlenmeden önce de kelepçe var. Çünkü o zaman da baba var, abiler var, amcalar var. Şimdi bu hakikaten daha geleneksel bölgelerde, daha geleneksel zamanlarda işte İngiltere'de bile olan bir şey. Benim merak ettiğim şimdi şehre gelindiğinde ve artık daha modern bir çağda birdenbire bunun neden yeniden başladı ve bunun acaba şu yeni rejimle, yeni siyasi düzenle bir alakası olup olmadığını. Yani siyasi düzenle evet, her zaman alakası var. Yani mesela yani bunun AKP ile gerçekten bir alakası var mı? Yoksa var. Çünkü zihniyet. Yani siz 90'lı yıllarda Refah Partisi, yani AKP'nin öncesi ve onun çıktığı yere baktığınız zaman dikkat ederseniz 90'lı yılların tamamında Refah Partisi milletvekilleri veya ilgilileri kadınlara karşı çok ağır şeyler söylediler ve zihinsel olarak kadınların ikinci sınıf olduğu, işte örtüsüz kadının perdesiz ev olduğu, bu tekrarlandı 2000'li yıllarda, yani AKP iktidar olduktan sonra. Ama 90'lı yılları unutmayalım, 90'lı yıllarda bunları birebir söylediler hepsini ve kadına karşı tavırları o dönemde de aynıydı. Yani neydi? Laikliğe karşı, çünkü laiklik bize sadece bir hani dininizi özgür yaşama, devletle dini ayırma özgürlüğü vermiyor. Aynı zamanda cinsler arası ayrımda kadına hukuk karşısında eşit vatandaşlık veriyor. Ve Atatürk'ün yaptığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli devrim, kadınlarla yapmış olduğu devrim, Türkiye'nin eşit vatandaşı, erkekle eşit bir vatandaş olarak kadın yasalar karşısında her türlü hakka sahiptir. Evet, bu haklara sahip, ama Güneydoğu'da feodal düzende kadın kullanamıyor. Çünkü diyorum ki işte senin hakkın var, miras sana vermiyorlar. Mirası al, mahkemeye gitsem sonra geriye nereye döneceğim diyor. Yani ne eve dönebilir, ne akrabalara dönebilir. Yani bu tür problemlerin giderilmesi için daha ciddi yatay ve dikey dediğimiz alanlarda sosyal projeler yapılması gerekiyor. 90'lı yılları harcadı siyasiler. Bunları yapmadılar, kullanmadılar. Tam tersine 90'lı yılları birbirlerine kavga ederek ve bugünlere zemin hazırlayarak geçirdiler. Anladım.
Aynı soruyu sorsam kısaca. Ben orada aslında biraz daha farklı bir yönünü anlatmak istiyorum. Bu biraz kayıtlarla da görünüyor. Şimdi, örneğin bizim... Şeye girmeden önce de Veysel Hocam'a ekonomik tarafını da soracağım. Tamam. Bizim davalarımıza ve kadın cinayetleri oranlarına, raporlarımıza baktığımızda çok hani doğru bir yere parmak bastınız Cüneyt Hocam. Batı'da metropol illerde, örneğin İzmir'de en çok davamız var. Bu ne kadar paradoksal değil mi? En gelişmiş, daha modern şehirde olması. Hiç paradoksal değil. Yani aslında hocamız yani sosyolojik olarak da İzmir çünkü boşanma oranlarının da en yüksek olduğu şehir. Ve kadınların haklarını, bu ne anlama geliyor? Modern haklarını daha fazla aradıkları şehir. Yani Türkiye'de ne olursa olsun yani bir tarihsellik olarak kendi... tarihsel, toplumsal kendi deviniminde, ilerleyişinde böyle bir dönem hani hangi hükümet olsaydı da kadınların modern hakların daha fazla aradıkları bir dönem yaşıyoruz biz sosyolojik olarak. Niye? Çünkü her eve televizyon girdi. E işte o şimdi yapımıyla çok övünülen otoyollar, AVM'ler var ve bunlardan yararlanan yarı nüfus kadın ve televizyonda o beğenmediğimiz evlilik programlarında bile kadınlar mutsuzsa, şiddet görüyorsa, yani hayatını değiştirmek istiyorsa başka bir şey yapabileceğini görüyor. Yani kendi hemcinslerinin ve dünyayı da görüyor işte internet çağında. Dolayısıyla zaten dünya çapında da böyle bir hem hani kadın düşmanlığı yükseliyor, rejimler olarak da Trump, Putin bakımından da hani düşündüğümüz dünyayı. Ama ona karşılık çok ciddi bir, buna direnen, haklarını arayan kadın hareketi de yükseliyor. Feminizm yılın kelimesi seçiliyor. Türkiye'de de buna paralel bir gidişat var. Yani şeyden AKP'den bağımsız düşündüğümüzde de bir an için. Evet. Kadınlar daha fazla kentleşme, toplumsal ilerlemeyle birlikte haklarını daha çok fark ediyor ve arıyor oldukları dönemi yaşarlarken, ben artık bunu elimle anlatıyorum ve kendilerini gerçekleştirmek isterken, yani boşanma ya da şu ya da bu kendi hayatları hakkında karar vermek isterken, kendilerini ifade etmek isterken, bu dönemin böyle bir muhafazakar iktidara denk gelmesi kadınların hani o sesinin her gün hani ölümle boğulmasına neden oluyor bir yandan. Ama bu dönem mesela bu kendini gerçekleştirmek, çünkü geleneksel olarak öğrenilmiş erkek şiddeti de ya da bizim kültürümüzde hak arayanı şiddetle bastır olduğu için erkekler de kendi kazanılmış, kendi avantajlarını, çıkarlarını kaybetmek istemeyip kendi ifade etmek isteyen kadını şiddetle bastırmaya çalışıyorlar. Hani boşanamazsın. Hani geleneksel şeyler de var, boşanma tabu. Ya da yani onun istediği gibi olmuyor işte. Mesela şöyle davalarımız var bizim. Bir aylık evliydiler, aralarında tartışma çıktı, karısını öldürdü. Ne olabilir öldürmesine? Farklı bir fikir söyledi demek ki, değil mi? Yani kadın hiçbir ifade, hani bu kendi, hani kadınların bu hak arayışına kör şiddetle bastırma sırasında burada o bu eli ittiren, bir dakika yapamazsın kadın kardeşlerimizi ben koruyorum diyen bir siyasi irade olduğunda durum hemen değişiyor 2011'de olduğu gibi. Ama zaten bu eli hani bırakın ittirmeyi, sırtını sıvazlayan, yürü aslanım gibi bir tonla da daha da çok cesaretlenen bir siyaset olduğunda da biz bu kadar bu dönemi belki her ülkenin yaşadığı ama daha kansız çözülen bu dönemi ne yazık ki kadınlar bu kadar ağır bedel öderek yaşıyor oluyoruz. İyi, ama yani temelinde aslında biz kadınlar için, yani ben bir feminist olarak da yani bu bir, kendine feminist demese bile bu kadın kardeşlerimizden benim yani tüylerim diken diken oluyor. Neden? Çünkü her gün televizyonda boşanmaya çalışırken öldürülen kadın haberini izliyor. Ama ertesi gün gidip de adliyeden o dilekçesini geri almıyor ya. Yani korunmak, yaşamak için her şeyi yapıyor. İşte koruma kanununa başvuruyor falan ama boyun eğmiyor. Yani kendi hayatını seçmeye mücadelesi veriyor kadınlar bu kadar ağır bir uğurda. Bu çok önemli bir, yani kadın hareketinin çok önemli bir konusudur diyerek de düşünerek biz bu konuya girdik ve bu aslında bu kadar değişmek ve üretmek isteyen kadınların önü açılsa var ya, Türkiye bambaşka güzellikte bir memleket olacak. Ki bunu 1923'te Atatürk başardı. Bambaşka bir memleket yarattı. Çünkü uluslararası alanda dünyanın mesleklerinde ilk, yani Amerika'da, Avrupa'da olmayan, Batı'da olmayan bütün ilkleri, en parlak örneklerini Türkiye yetiştirdi. 50'ye kadar inanılmaz parlak bir Rönesans yaşadı Türkiye. Ve İran'la Cezayir'de çok kötü bir şekilde, yani iktidar değişikliklerinin, işte orada İslami iktidarların gelmesiyle birlikte kadın ölümleri ve kadına ağır şiddet ve baskı tamamen siyasal olarak yükseldi. Dolayısıyla yani galiba olayların siyasi bir tarafı da
Evet. Onunla başlamadı. Temelde evet. Hani var zeminde evet. Ama bunu çözecek bir özgürlükçü haklara dayalı layık demokratik bir siyaset olsa böyle yaşamayacağız. Tabii. Bunu erkeklere güç veren olduğu için böyle yaşıyoruz. Şimdi tabii işin başka tarafına da bakmak lazım. Mesela biraz sonra belki ikinci bölümde tartışalım. İntizar meselesi değil mi? İntizar adlı şarkıcıya yapılan büyük bir linç var şu anda. Ve tabii AKP'nin çok sevdiği Mustafa Ceceli denilen bir başka popüler şarkıcının yaptığı kimi işler var. Aynı zamanda bir Adnan Oktar hadisesi var. Doğrudan kadın sorunuyla da çok ilgili. Bunların da biraz efendim içine gireceğiz. Bunun siyasetle de toplumla da alakasını ve İslamcı zihniyetle de alakasını konuşacağız. Ama Veysel Hocam'a sormak istiyorum. Veysel Hocam şimdi burada çıkan şey bir taraftan bu işte feodal diye ifade edilen veya işte modern öncesi toplumsal, geleneksel toplum düzeninin bir yıkılmaya başlaması, kente göç, onunla ilgili şeyler de bunu herhalde tetikliyor. Göç. Tetikliyor ama bu işin bir ekonomik meselesi de var galiba. Yani kadınların ekonomiye yeterince nüfuz edememeleri, gerek servet gerekse gelir eşitsizlikleri veya mesleksizlikleri veya meslek kazanmaları sonucunda karşı taraftan tepki almaları. Böyle bakıldığında tabii bir de tarımın çözülmesi denilen bir şey var. Herhalde ondan da ilgili bir toplumsal doku. Siz bunların üzerine çok çalışmış bir insansınız. Gerek tarım gerekse de meslekler meselesine gelince. Nasıl görüyorsunuz mevzuyu? Şimdi ben tabii değerli misafirler dinledikten sonra çocuklama gittim biraz. Gündemde Şanlıurfa vardı. Gerçi o zaman Urfa'ydı ama 74-75'leri çok iyi hatırlıyorum. Urfa'da bir öğretmen okulu vardı. Maraş'ta da vardı. O çevrede bayağı vardı Adana'da. Ve ilkokulu bitiren, yani o zaman 5'ti. Özellikle kız öğrenciler öğretmenlerin desteğiyle o okullara gönderilirdi. Allah rahmet eylesin Ali Kul Görür ilkokulu hocam. Bizim köyde kız öğrencileri topladı. Maraş'ta kapasite kalmadığı için Urfa'ya gönderdi. Bunların içinde ablam da vardı. Ben sonradan fotoğraflara bakıyorum tabii. Ne kadar modern bir yaşam. Ne kadar bir modern yaşam olduğunu. O 6. sınıf öğrencileri bunlar. Ortaokul 1 ne kadar güzel giyindiklerini, ne kadar parlak, törenlere ne kadar güzel gittiklerini. Fotoğraflar hala evde var. Ben ara sıra bakıyorum. Şimdi feodalizm o zaman daha yoğundu. Yani evrilmesi gereken evet. Feodalizm, 90'larda bitmesi gereken feodalizmi şimdi yaşıyorsak biz ekonomiyi unutalım aslında. Ben çünkü misafirlerin söylemlerini dinledikten sonra ekonomide bir şey konuşacak konu kalmadı diye kendi kendime şey yaptım, ikna ettim. Çünkü o kadar büyük konular var, cari açık olsun, enflasyon olsun ama kadın konusu veya çocuk işi, iş gücü konusunun yanında solda sıfır kalıyor açıkçası. Gelmeden önce tabii konuyu da bildiğim için biraz... Kadın cinayetlerine baktım, adalet istatistiklerine. Ve inanılmaz bir korelasyon var şeyle, ekonomik krizlerle veya ekonomik darboğazın olduğu dönemlerle. 2006'da başlıyor, Rusya kriziyle beraber bize gelen. 2007, 2008, 2009'da 1100 küsür oluyor kadın cinayetleri bildiğim kadarıyla. 1126 ölüm var. 2009'da Türkiye'de krizin en şiddetli Tabii dünyada ama bizim hani o teğet geçti denen kavramın tam göbeğindeydik, evet. %16 işsizdik. 35-40 bin tane bankacılıkta işsiz kalmış güzel beyinler ve benzeri. Yani teğet geçmeyi biz sadece parasal olarak algıladık o dönemde. Enflasyon da yükseldi. İşsizliğin dediğim gibi 16'ya yükseldiği dönemde. Bakıyorsunuz 1126. Yani çubuğun en yüksek olduğu dönemde. Ondan sonra biraz düşüyor. Tekrar tabii bugünlere geldik. Yine bir darboğaz var. Yine bir türbülans var. O türbülansta da yavaş yavaş sayılar bilmiyorum gerçek mi? Ben biraz şüpheliyim orada. Artmaya başladı. Kadının iş gücüne katılma oranı, emek arzı dediğimiz kadının. Daha düne kadar %23'tü. Benim de kitabım vardır, bilirim ya. O konuyu iyi bilirim, istihdam işsizliği. ILO'nun rakamlarına bakarım, OECD rakamlarına, Dünya Bankası, bir de bizimkine bakarım. Son 3 yılda %23'ten 31'lere geldi kadının iş gücüne katılım oranı. Ben o zaman şeyi bulamıyorum, bir bağlantı bulamıyorum. Cinayetlerin arttığı bir ortamda, kız çocuğunun sokağa gitmemesinin, kendi kendine self-control yapıldığı bir ortamda iş gücüne katılım oranının özellikle Anadolu'da yükselmesi bana biraz garip geliyor.
Yani ekonomik trend olarak. Bunları ele aldım. Tanımı da değiştirdiler galiba. Yani evde yaşlıya bakanları da çalışıyor saydılar. Ya da işte kursa gidenleri ve benzeri, bu İSMEK ve benzeri. Evet. Ama bir 8 puan yani 800 evet, bas puan yükselmesi imkansız gibi bir şey. İsterseniz yani payı değiştirin, paydayı değiştirin. İmkansız. Tabii. Şimdi ikinci bir konu, programdan önce de birkaç cümle sarf ettik, seyircilerimiz de duysun. Türkiye'nin en büyük istatistiklerinden pay alan kısmı ücretsiz aile işçiliğidir. Toplam 3,5 milyon civarında ücretsiz aile işçiliği var. Bunun yaklaşık 2,5 milyona yakını kadın. Kadın ve aslında çocuk kadın. Daha doğrusu 15 yaşın altında olanlar. Ve hiçbir ücret almıyorlar. Bu bağlılığı bir de siz düşünün cinayetler kapsamında. Hiçbir yere gidemiyor. Ya tarlada ya evde. Şehirdeyse de mahallede veya en fazla yan komşunun işte kızıyla ve benzeriyle görüşüyordur. Ondan bu yüzden de evden kaçma fazla. Yani doğal olarak. Baskı altında mesela dar gelirlerde kızın evden kaçması çok fazla. Doğal olarak. Evet. O zaman hocam şöyle yapalım mı? Bir reklama şimdi bir iki dakika evet. önce girelim. Sonra 15 Temmuz'la ilgili ne olur konuşma başlarsa biraz ona bakalım. Sonra tekrar bu konuya olur. Gelelim. Çünkü işin bu ayağını konuşmadan bu mesele tam olmayacak. Çünkü anladığım kadarıyla kadının çalışmaması bir problem. Fakat şimdiki siyasal veya sosyal sistem için çalışması da problem. Veya öyle gözüküyor. O yüzden yani onu... Çalışma Bakanlığı'nı birleştiriyorum. Evet, hocam. Çalışma Bakanlığı'na da bir tuhaf atama evet. oldu. Efendim onu da konuşacağız. Türkiye'nin en önemli yarasını konuşuyoruz ve bunun siyasetle alakasını konuşuyoruz. Bir dahaki dönemde bu Adnan Oktar meselesini de konuşacağız. Efendim şarkıcı İntizar'a yapılan işleri de konuşacağız. Çocuk cinayetlerini de konuşacağız. Türkiye'nin ekonomisini de konuşacağız. Tabii 15 Temmuz'u da konuşacağız ama şimdi reklam.